Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. İzleyicimiz nereden arıyor acaba bizi? Kocaeli'nden arıyorum. Kocaeli. Buyurun yayındasınız. Hayırlı cumalar. Nedir sorunuz hocamıza? Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Teşekkürler. Buyurun. İyi programlar. Teşekkürler. Şimdi benim Ocak ayında erkek kardeşim hani pusu kurularak canına katledildi. Vefat etti. Başınız sağ olsun efendim. Mevla rahmet eylesin. Çok sağ olun. Bunun söylentileri var. Hani şehit mi oldu, şehit oldu gibilerinden. Hani buna kadar doğru. Bu konuda aydınlatabilirseniz çok memnun olurum. Bir kavga mı yaşandı, bir olay mı oldu? Yani mahsur yoksa söyler mi, anlatabilir misiniz? Hem şöyle oldu. Bir tavuk yüzünden. Tavuk yüzünden? Komşu, evet, yan komşunun bahçesine iki tane tavuk girdi diye. Hı hı. Onlar gelip işte kardeşime birkaç laf söyleyip daha sonrasında ortalık sakinleşince gelip 20 kişilik bir grup Allah pusu kurarak Allah Allah. Aynen, canına Allah katledilmesi. Bunun gerçekliğini öğrenmek istiyorum. Bayağıdır hani aklımda, sormak istedim size ne olacak kadar şey doğru değil. Ne kadar... Tekrar başınız sağ olsun. Evet. Mevla cennetinde buluştursun ama üzücü hakikaten. Çok yani bir tavuk yüzünden ya. Bir tavuk ya. Tartışma evet. Çıkıyor hocam. Kavga çıkıyor. Olaylar büyüyor tavuk yüzünden. Ondan sonra da hanımefendinin kardeşini maalesef kaybediyor kardeşini. Evet. Şehit midir diye soruyorsunuz. Şehit olmuş mudur? Kardeşim Hı-hı. Şehit sayılır mı diye soruyorsunuz. Çünkü suçu yoktu. Hani günah yok. Evet bir asker değil, polis değil, devlet memuru değil ama evet, hani evet. Masumdu diyorsunuz. Evet, masumdu. Evet, suçsuzdu, günahsızdı. Evet. Peki, sözü hocamıza bırakalım. Lütfen siz de cevabı televizyondan takip edin. Tekrar başınız sağ olsun. Mevla rahmet eylesin. Hocam buyurun. Efendim, anlaşılan duruma göre kardeşimiz mazlumen öldürülmüştür. O halde şehit olmuştur. Rabbimiz sevdikleriyle cennetinde cemalinde birleştirsin. Ama şu hadis-i şerifleri de okumak isterim. El insanu bünyanu rabb mel'unun men hedemeh. İnsan Allah'ın binasıdır. Onu yıkan mel'undur. Ya, bu nasıl ya, ya bir tavuk ya. Yüzünden ya Rabbi ya. Bu ne cehalet ya Rabbi, bir kişinin öldürülmesinde yerde yaşayanlarla gökte yaşayanların payı bulunsa, payı bulunanları Allah cehennemde yüzüstü sürüm sürüm sürükler. Nasıl payı bulunur bir adamın? Diyelim ki şuna bak, sana adamım diye kırıtıyor, şuna bak. Ula Enbi'nin oğlunun katilleri kolunu sallayıp geziyor. Onlardan intikam al adamsan. Ha, şu bakın nasıl yangına benzin sıktı. Tahrik ediyor. Nasıl? Yani demek ki bir kişinin öldürülmesinde yerde yaşayanlarla gökte yaşayanların payı bulunsa, payı bulunanları Allah cehennemde yüzüstü sürüm sürüm sürükler. Allah bir korusun. Kişinin ölümüne sebebiyet veren bütün insanların ölümüne sebep Allah olmuş korusun. Gibidir. Bir kişinin yaşamasına sebebiyet veren bütün insanların yaşamasına sebep olmuş gibidir. Ya. Kur'an'ımız böyle buyuruyor. Yani bu son yıllarda yani cana kıymak ne kadar kolay, ne kadar basit hale gelmiş. Aman ya Rabbi, Rabbimiz bizi ikaz eylesin, ıslah eylesin. Amin. Amin. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.